Motorun herkese merhabalar. Bodrum'daki Rally Alakan Asos'u takip etmek için Tuna'dan bir Yamaha Tracer 700 almıştık. Gittik gördük, yarış takip ettik. Şimdi de İstanbul'a doğru geri dönüyoruz. Hazır geri dönüş yolunda, yolda sakin. Hava çok güzel. Birazcık rüzgar var, yadar esiyor. Güneş de şuradan böyle tepemden vuruyor ama uzun yolda ne yapılır, ne yapılmaz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. İyi seyirler. İlk kuraldan başlamak istiyorum. İyi uyumak. Bu çok önemli. İyi uyumadığınız zaman 1. Sabırsız oluyorsunuz. Gideceğiniz yere daha çok gitmek istiyorsunuz. Daha çabuk gitmek istiyorsunuz. O yüzden hız yapıyorsunuz. Bu hızdan dolayı artan da bir tehlike de var. Şimdi dikkatsizlik de oluyor. Bunların hepsi böyle birleştiğinde, herhangi birisi önünüzü kırdığında, bir şey olduğunda, sabırsızlık, sinirlenme, agresifleşme, daha hızlı gitme isteği, yol bitmiyor, uf aman ne yapacağım gibi sorular ortaya çıkıyor. Bunların da hepsi sizin kaza riskinizi yükseltiyor ve yoldan alacağınız keyfi azaltıyor. Ne yapmak gerekir? İyi uyuyacaksınız. Güzel bir kahvaltı yapacaksınız. Ondan sonra yola çıkacaksınız. Ben bunun için, yani iyi uyuma meselesi için motosikleti bir önceki geceden hazırlama olayını yapıyorum. İşte çantaları dolduracaksam kağıda yazıyorum her şeyi. Neyi dolduracağım, hangi çantaya koydum, nasıl yaptım. Tek tek yerleştiriyorum. Sonra çantaları bağlıyorum. Sonra yatıp uyuyorum. O saatten sonra tek düşündüğüm şey saat kaçta kalkacağım, kaçta yola çıkacağım. Bu kadar. Uyuyorum, sabah kalkıyorum, marşa basıyorum, benzinliğe gidip benzini fırlayıp devam. Tek yaptığım şey bu. 2. Yolda feribot vesaire varsa bunları kesinlikle kullanın. Mesela benim gideceğim yolda, şimdi Beylikdüzü'ne doğru gidiyor olsam, eve doğru gidiyor olsam, şimdi motoru Pendik'e bırakacağım. Beylikdüzü'ne gidiyor olsam Bursa'dan geçeceğim, Yenikapı'ya geçeceğim. Niye? Şimdi ben direkt oradan Yenikapı'ya geçince beni yaklaşık 150 kilometre kadar körfezi dolaşmayı kurtarıyor. Osman Gazi Köprüsü'ne HGS ödemekten ya da nakit para ödemekten beni kurtarıyor. Bunların daha da önemlisi yani vakitten kazandırması, benzini yakmamadan ziyade daha az yoruluyorsunuz ve yoldaki size kaza yaptırtabilecek riskleri sıfıra indiriyorsunuz. Koyuyorsun vapura, feribota, çıkıyorsun yukarı. Sabahsa şöyle alıyorsun oradan ıspanaklı börek. Şu yeşil palyo aptal gibi geliyor. Ne yazık ki güzel Anadolu'nun yolları zaman içerisinde genişleyip büyüdü ama insanların trafik algısı hala aynı dar, aynı vizyonsuzlukta kaldı. Bu da dikkat etmeniz gereken diğer şeylerden bir tanesi. Ne diyorduk? Feribot diyorduk. Koyuyorsun abi feribota. Ondan sonra çıkıyorsun yukarı. Çayını alıyorsun. Varsa güzel bir ıspanaklı börek falan işte. Orada artık zevkine göre. İster simit al, ister poğaça al. Sen orada oturuyorsun. Dışarı izliyorsun. Kahvaltını yaparak, kafanı dinlendirerek, rahatlayarak yolculuk ediyorsun. 1,5 saat falan sürüyor bu feribot. Burada birazcık daha uyuyabilirsin. Hani 7 saat uyudum, 6 saat uyudum. Birazcık daha uyumak istiyorum diyorsan burada biraz daha uyuyabilirsin. Bunu bunun için kullanabilirsin. Bence güzel de olur. Bazen uyumuşluğu mevcut. 2. Hızlı gitmeyin. Hızlı gitmemek neden önemli? 1. Motordan ses gelmeyen, yavaş yavaş, daha sakin, daha az yaktığı, optimumu bulduğu bir hızı yakalayın. O hıza elinizi sabitleyin, öyle gidin. Bunun yararı, motordan daha az ses gelecek, motor daha az yorulacak, daha az yakacak ve sizden de daha az ses gelecek. Ne demek istiyorum? Şöyle ki, ben şu an böyle yüz yerini bak, rahat rahat, sağa sola baka baka, geze geze gidiyorum. 140 ile gidiyor olsaydım sürekli acaba önden araba çıkacak mı, atlayacak mı, sola çıkacak mı, şöyle olacak mı, şöyle sıkarak gideceğim. İster istemez şöyle tamamen yola odaklanacağım. Tamamen önünüzdeki yola odaklanınca yol bitmiyormuş gibi hissediyorsunuz bu sefer. Ama şu anda bak şöyle yüzle gidiyorum. Intercom'dan müzik açıyorum. Şimdi şu anda tabii konuştuğum için müzik açık değil ama açıyorum güzel bir müzik. Yol müzikleri. Ha bir de şu var tabii. Gidip de hızlı işte techno, trance, progressive house tarzı böyle bir şeyler açarsanız kendinizi top speed yapmaya çalışırken bulabilirsiniz. Başıma geldi. Bir bakıyorsun ya ne yapıyorum ben? 200'de ne işim var benim falan diyorsun. O yüzden daha sakin, sizi dinlendirecek, şarkı sözlerine odaklayacak müzikler dinleyebilirsiniz. Şimdi yavaş gitmek diyorduk. Yüzle gidiyorum, etrafı izliyorum. Böyle bakıyorum. Vay be şu dağın büyüklüğüne bak. İşte ne bileyim üst geçitten alt geçitten bir şeyden geçiyorsam lan buraya ne kadar beton gitmiştir, demir gitmiştir falan diye klasik Türk sorularıyla beraber devam ediyorsun. Sonra bir bakıyorsun yol bitmiş. Tabii hayatla ilgili düşünceler de alabilirsin. Uzun yol insanın kendini tanıdığı, kendini anladığı en önemli şeylerden bir tanesi. Kesinlikle ben bunu herkesin tecrübe etmesini isterim.
Bence çok güzel bir şey. Güneşin konumu da çok önemli. Saat sabah çıkacaksınız. İşte örnek veriyorum, İzmir'e gideceksiniz İstanbul'dan. Sabah saatlerinde çıkmak önemli. Arkada çünkü güneş doğudan geliyor ya. Siz batıya doğru gidiyorsunuz. Güneş arkada, böylelikle gözünüze vurmuyor. Şimdi benim burada yanımda güneş yüzüme hafiften vuruyor. Daha önce arka virajlarda biraz daha şöyle şu tarafında falandı. Orada daha çok vuruyordu. Peki bu ne yaptı bende? Şöyle hemen başımın şu tarafından yukarısından bir sıcaklık hissediyorsun. Bu tansiyon yükselmesi anlamına geliyor. Ve sizde yine sinir, sabırsızlık gibi şeyler yaratıyor ve terliyorsun, sıcak basıyor. O yüzden güneşi arkaya almak, yolda daha az yorulmak, enerjiyi korumak açısından çok önemli. Uzun yol tamamıyla sabır ve enerjiyi korumak üzerine kurulu. Mümkün olduğunca otobanları, daha az efor sarf edeceğiniz yolları seçin. Bu da çok önemli. Hani belki bir yol size 15 kilometre, 20 kilometre uzatıyordur ama daha az efor sarf ettiriyorsa, şu an benim burada gittiğim gibi, bak rahat rahat, açık yol, ne arkamda araba var, ne önümde araba var, konuşa konuşa gidiyorum. Böyle bir yol varsa burayı seçmeniz her türlü avantaj. Gittiğiniz yerde daha az yorulacaksınız. İnanın, ben İstanbul'dan çıktım, Bodrum'a gittim. Millet motorla geldim, inanamadı çünkü gram yorgunluğum yoktu. Tabii bunda benim uzun yol yapmaya, bir günde İstanbul'a 400 kilometre, İstanbul dışına 400-450 kilometre yapmaya alışmışlığımda biraz payı mevcut. Tabii ben bu dinlenme için bir de neler yaptım? Ekstra AirHawk sele koydum. İçinde onun şambrel gibi bir şey var. Şişiriyorsun, kapatıyorsun ağzını. Kıçta böyle güzel, yumuşacık bir zemin yaratıyor. Bu birazcık pahalı tabii ki. Ben arkadaşımdan ödünç aldım. Sağ olsun Onur bana verdi. Böyle bir şey yoksa ne yapacağız? Hemen en yakın bisikletçi. Umarım çok rüzgar sesi gelmiyordur. Yandan felaket rüzgar başladı. Hemen bir bisikletçiden veya Decathlon'dan gidiyoruz. 10 liraya şambrel alıyoruz. Yarım dolduruyoruz. Biraz şişiriyoruz yani. Ondan sonra büküyoruz selenin şeklinde. Sonra duct tape etrafını sarıyorsun. Al sana sele şeyi. Ondan sonra onu cırtla çok güzel bağlıyorsun seleye. Aynı şekilde devam ediyorsun. Ha birebir aynı şey mi? Yani çok da aynı kaliteyi yakalayamayabilirsin. Ama ne var? 10 liraya çok güzel çözüm. En azından gittiğin yerde kıçın kanser olmuyor. Çok güzel bir şey. Ben de bak bir de şurada görebiliyor musun bilmiyorum. Kuyruk çantası var. Kuyruk çantasını alıyorum. Şurada bak sırt yaslama için kullanıyorum onu. Sırtımı ona yasladım. Ayağımı da şöyle koruma demirinin şurada bir slider var. Bak göstereyim. Şurada. Buraya koyuyorum. El böyle. Dümdüz yolda bu şekilde sağa sola baka baka gidiyorum. Birçoklar tabii ki diyecek ki ya abi böyle yapmıştı, elini şurada tut falan. Ama bir süre sonra şöyle giderken insan yoruluyor. Ben daha önce bel fıtığı ameliyatı olduğum için sırtımı yaslamak ve biraz dinlendirmek benim için önemli. Bu yüzden bu kuyruk çantası benim için uzun yolların değişmez bir ögesi. Diğer bir değişmez öge de bak burada şu. 10 liralık bir malzeme ama harcadığınız en iyi 10 lira olabilir. Cramp Buster diye geçiyor. O da ne yapıyor? Şu elin iç kısmı, şurası. Gaz kolunu açmaya çalışırken ya da açık tutarken burayı sıkıyorsun. Bir süre sonra elin buradan ağrımaya başlıyor. Bu genelde ilk 100 kilometre, 150 kilometre sonra olmaya başlar. Elin buradan ağrıyor. Sürekli mola vermeye başlıyorsun. El ağrıyor, işte oraya masaj yapmaya çalışıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Bu onu tamamen sıfıra indiriyor. Avucunun içine gelecek şekilde ayarlıyorsun. Şöyle elin ağırlığını veriyorsun üstüne. Aynen benim burada yaptığım gibi bak. Elimin ağırlığını verdim. O sabit gidiyor. Şu an yüzde sabit gidecek şekilde ayarladım bunu. Daha yüksek hıza nasıl ayarlıyoruz? Bak şimdi bunu buradan böyle tersten çeviriyorum biraz. Elimin ağırlığını veriyorum. Şu an hızlanıyor. 110. 120. O aralıkta bir şey yapıyor. Elimi daha da ağırlığını versem tabii ki daha da hızlanacak. Eski halini nasıl getireceğiz? O biraz meşakkatli. Şöyle bir tur çeviriyorsun. Yine 90 km hıza geri geldik. Dur biraz fazla az oldu. Şöyle yapayım. Tamam. Çiçek. Çok güzel. Bunların hepsi kolaylık. Yine tekrardan söylüyorum. Enerjiyi koruma. Olan enerjinizi, olan deponuzu, pilinizi koruma. Az yakma. Kendi bünyenizdeki benzinden, yakıttan bahsediyorum. Bunu ne kadar az kullanırsanız, ne kadar konsantrasyonunuzu daha az yola odaklarsanız, yani bu çok doğru kelime olmadı. Konsantrasyonu yola aktarırken başka şeylere daha az vakit ayırma. 100 birimlik enerjiniz varsa bunu gıdım gıdım kullanmak diyelim. Böyle kullandığınız takdirde uzun yollar sizin için daha kısa olacak. Bu çok hızlı oldu ya. Bir dakika.
şöyle. Lan demin ne güzel ayarını bulmuştuk. Niye oynuyorsun? Japonlar söylüyor zaten. Çalışıyorsa kurcalama. İşte çalışıyordu, kurcaladı. Karşıdan acayip rüzgar geliyor. Bu da tabii yakıt tüketimi hemen arttırdı. Normalde ben bu hızlarla 3.8-3.9 arasında yakarak gidiyordum. Tracer 700 yine bu konuda çok başarılı. Az yakma konusunda gayet iyi bir motosiklet. Bir de şu an yokuş tırmanıyoruz tabii ki. Bazı arkadaşlarımın yaptığı bir şey var. Bana daha önceden söylediler. Abi ben uzun yola çıktığımda önüme tecrübeli olduğunu anladığım bir tırcıyı alıyorum. Onunla beraber gidiyorum. Bu aslında çok güzel bir mantık. Çünkü tırcılar genellikle çok daha eğitimli. Ben bu arada böyle gitmeye alıştım. Baya baya bu şekilde gidiyorum. Çok daha eğitimli. Milyon liralık mal taşıdığını, milyon liralık tır sürdüğünün farkında. Bunların eğitimlerini ve belgelerini almış insanlar. O yüzden tırcılara güvenmek bir nebze anlaşılabilir. Fakat tekrardan ülkemizin gerçekliklerine geri dönersek, siz tırın arkasından gidiyorsunuz. Gayet sevgi tırcı modunda rahat rahat gidiyorsun. Tırdan bir şey koptu, sen bunu fark etmedin, hop üstüne gelebilir. O yüzden benim önerim önünüzü olabildiğince açık tutmak. Bir tıra doğru yaklaşıyorsunuz, yavaş yavaş geliyorsanız ona doğru, şu anda benim mesela yaptığım gibi, hızlanıp onu geçmek, önünü boşaltmak bence daha garanti bir yöntem. Hayatta kalmamızı biraz yükselten bir durum. Ben şahsen böyle yapmanızı öneriyorum. Bak, al sana Türkiye gerçekleri. Eğitim Roadcraft ama yollar Warcraft. Şuraya bak. Bu ne? Lastiğin kaplaması düşmüş kocaman. Bak mesela tırın dibinde gidiyor olsaydım şu an ben bunu göremeyebilirdim. O yüzden önün olabildiğince açık olması çok önemli. Sakin gitmek, kendinizi alan ve zaman yaratmak daha da önemli. Diğer önemli şeylerden bir tanesi ise yol işaretçileri. Şimdi bak şöyle bir anımı anlatacağım. Erzurum-Erzincan otoyolunda gidiyorum. Biraz da hızlıyım. Çok güzel sola virajlar var, sağa virajlar var. Önünde de güzel bir araç var. Beraber gidiyoruz hızlı bir şekilde. Bu çok keyifli bir şey. Şimdi sola doğru viraj var. Adam da bu arada önceki köyde sağa doğru girdi. Selam verdi, biz ayrıldık. Sola doğru viraj var. Öncekilerde de sol göstergeler yine vardı. Hani sol viraj, sol viraj, sol viraj diye gösteriyordu ama bunda bir şey var. Böyle 55 tane ışık koymuşlar, 75 tane de gösterge var. Ya dedim burası Türkiye. Bu kadar ışık, bu kadar şey koyuluyorsa garanti bir şey vardır bunda. Ya bu kesinlikle bir sert virajdır. Yavaşladım, yavaşladım, yavaşladım. Virajı bir gördüm. Allah! Yani nasıl yavaşladım, nasıl döndüm? İnan bilmiyorum. Dualar okuyarak ben orayı 70'le falan zor döndüm. Bayağı sert bir virajdı. Belki Erzurum'dan, Erzincan tarafından bir izleyicimiz varsa o anlatsın o virajları. Kemha doğru giderkendi. Yani Türkiye'de yola 50 tane ışık gösterge bir şey konulursa orada bir şey vardır. Lütfen yavaşlayın. Ya işte burada 60 diyor. Ben burada rahatça 80'le dönüyorum. Bir şey olmaz falan demeyin. Aman çok fena terse taklaya gelebilirsiniz. Ben o gün öncekilerde de vardı. Ya bir şey olmaz deyip hızlı bir şekilde gelseydim çok kötü sonuçlar doğabilirdi. Çünkü aşağı tarafı biraz uçurumdu. Yani adam direkt hayatını kaybedebilir. Yani yapacağınız en ufak şey çok kötü sonuçlar doğurabilir. O yüzden akıllı olmalısınız. Önünüzü okumalısınız. Bak şu an önünde bir kamyon var. Bu dönüş yaklaşıyor. Ben şimdi bunu önüme alıp aynı şekilde devam ediyorsam, önümü görmesem, orada bekleyen bir araba olsa şurada kenarda, tırdan dolayı, kamyondan dolayı beni görmeyecek. Beni görmediği için hemen kamyondan sonra ben kenardan bir sıvışayım diyecek. Genellikle de tabii bu sol şeride gelmezler. Böyle arş diye geniş şekilde sağa doğru atlarlar. Böyle atlayınca ne olacak? Siz arkadasınız. Sıkıntı. Şimdi o yüzden sola doğru geçiyoruz. Kendimizi gösteriyoruz. Olabildiğince gösteriyoruz. Varsa şuradan selektörleri falan atıyoruz bir şey. Bırak rahatsız olsun. Hiç önemli değil. Sen ölme. Sana bir şey olmasın. Yeter. Önemli olan bu. Şimdi motorun üstüne bir şeyler bağlamaya gelelim. Hepimiz uzun yola çıkarken işte yeterince yan çantamız olmuyor, şu olmuyor, bu olmuyor. Üst üste bir şeyler bağlayabiliyoruz. Bunu bağlarken eğer 2 tane, 3 tane şey bağlayacaktık, tek tek motora bağlamak daha önemli. Şimdi ilk bağladığın anda iki şeyi birden böyle üstünden hemen atıyorsun o çengelli yayı. Gerdiriyorsun, gerdiriyorsun, o diyorsun tamam deli gibi tuttu. Ama yolda giderken açılıyor beden, hop her şey yerlerde. Bunun olmasının sebebi çapa noktasının, hani güç aldığı noktalar var ya, dayadığı, tuttuğu çapa noktalarının az olması. Bir çapa noktasıyla iki tane, üç tane birden
güç uygulanan noktayı tutmaya çalışması oluyor. Bu basınca karşı koyamıyor. Şimdi bundan dolayı tek tek bağlamak önemli. Önce bir taneyi bağladın, attın yayla. Aynı yay mesela devam ediyor, uzun bir yay var elinde diyelim. Bir taneyi attın, bağladın. Sonra ikinci üstüne koyuyorsun, aynı gerginliği devam ettirerek hop. Ondan sonra ikinciyi bağlıyorsun. Bu gerginliği kesinlikle kaybetmemek gerekiyor. Ben bir kere 2 mile, 3 mile arkaya gideceğim, arkadaşıma çadırı falan bırakacağım diye. Birazcık gevşek bırakmıştım. Daha evden, siteden çıktığım gibi hemen kenara düşmüş. Ben ondan sonra bütün Beylikdüzü'nü tabii aradım. Nerede bu, nerede bu diye. Meğer hemen sitenin bakkalı düştüğünü görünce almış, sağ olsun. Gittim geri aldım ama bu da bana ders oldu. Boşu boşuna bütün Beylikdüzü'nü gecenin ikisinde bana arattı. Ben bu yan çantaya mat bağladım. Matı dik şekilde koydum. Matın kendi tabi lastikleri var. Ben de ortasından geçirdim çengeli. Hemen alttan çok güzel bir şekilde kıstırdım, tutturdum. Yolda gidiyorum, yan tarafı bir baktım, papatya gibi açılmış. Şimdi karşıdan rüzgar oluyor, o lastiklerin onu tutmaya gücü yetmiyor. Burada da ne devreye giriyor? Duct tape. Hemen duct tape'de ucunu, iki ucunu birden bir kapattım. Bir daha kesinlikle açılmadı. Eğer tutmasından, tuttuğundan şüphe edeceğiniz, ya bu açılabilir rüzgardan diye düşündüğünüz bir şey varsa hemen duct tape'i yapıştırın. Sağlı sollu döşeğin gitsin. Belki birazcık kötü duracak ama yolda bir şeylerin dağılmasından daha iyidir. Ya ben görürüm, ben anlarım falan diyen varsa öyle bir şey olmuyor. Yolda giderken ya dur arkaya bakayım bir diyorsun. Aa yok orada, gitmiş. Nerede? Ne sen biliyorsun, ne birisi biliyor. Hani uzun yolda belki 100 kilometre önce düşürdün. Belki az önce düştü. Bunu bilemezsin. Yani öyle bir ses çıkmıyor. Çatır çutur patır kütür bir ses çıkar. Ben de onu görürüm, duyarım falan. Öyle bir şey yok. Millet neler düşüyor da duymuyor. O yüzden iyi bağlamak. Belki biraz kötü görünebilir ama duct tape'le, koli bandıyla tutturmak önemli. Koli bandını bu arada çok önermiyorum. Çünkü yapışkanı iz bırakıyor. Duct tape bu işte daha başarılı. Şu Akhisar'ın trafiği de beni bitiriyor. İstanbul yolunun en sevmediğim yerlerden bir tanesi, bildiğin şehir içi trafiği oldu burası. İstanbul'dan yola çıkacaksınız. İstanbul'da 12-13 derece bir hava var. Hafif rüzgarlı. Diyorsun ki ooo hava soğuk, şimdi ben giyeyim. İşte Bursa'ya gidiyorsun, hala orada da hava soğuk. Aşağı doğru iniyorsun, Bodrum'a doğru. Hava gittikçe ısınıyor. Gittikçe ısınıyor. Ama üstünde kışlık var. Veya ne bileyim işte aynen şu an ben yazlıkları giyiyorum. Sabah çıktığımda ben kışlık eldivenlerimi almıştım yanıma. Onlar da arkada çanta duruyor. Yazlıkları almadın yanına, ne olacak? Isından ölüyorsun. Bu sefer yine ne oluyor? Stres başlıyor. Şuradaki tansiyonun yükseliyor. Daha çok mola vermeye, elini yüzünü yıkamaya daha çok ihtiyaç duymaya başlıyorsun. Eğer oldu da başınız ağrırsa, bir şey olursa durun. Elinizi yüzünüzü yıkayın. Su için, soda için bu arada. Sodayı kesinlikle unutmayın. Çünkü terleyerek çok fazla mineral kaybediyorsunuz. Her benzin için durduğunuzda bir tane de soda için. Maden suyu ülkemizin cennetlerinden bir tanesi. Gerçekten yurt dışında birazcık daha pahalı. Ya su kadar ucuz yine ama bizdeki maden suyunun birebir karşılığı onlarda pek yok. Bu gerçekten bizim ülkemizin bir veli nimeti. Bizde çok ucuz. Böyle 1 liraya falan büyük kocaman şişeyi içebilirsin. Gidin maden suyu için mineral alın. Bu sizi toparlayacaktır. Enerji içeceği içmenizi çok önermiyorum. Çünkü hemen kısa süreli bir çıkış yapıyor. Ondan sonra bir de bunun düşüşü var. Fazla kafeinden enerji bir anda çakılıyor. Bu yüzden soda içmenizi, su içmenizi, elinizi yüzünüzü yıkamayı, varsa manavra yönü falan bir tane elma yemenizi veya muz yemenizi şahsen öneriyorum. Bu sizi kısa sürede toparlayacaktır. Hava durumu demiştik. Çok güneş var veya ne bileyim yağmur başlayacak yolda, ona göre önleminizi almalısınız. Ben çantalar için ne olur ne olmaz yanınızda bir tane çöp torbası almanızı öneririm. Yolda oldu da lazım oldu, hemen tak çıkartırsın yanda. Bağlarsın poşeti, işte ne bileyim çantayı, bir şeyi. Yağmur yağıyorsa çantan su geçirmez. Çok ufak bir şey ama çok önemli. Yağmurluk alabiliyorsanız yanınıza mutlaka alın. Kış aylarında çıkacaklar için söylüyorum. Mutlaka yağmurluk alın çünkü çok soğuduğunda yine ısınmak için de giyebilirsiniz. Yine soğuk varsa elcik ısıtma kesinlikle alın. Bıcıkların üstüne koruma kesinlikle alın. Bunlar almanız gereken şeyler. Hava durumu, şu bu, bunların hepsini gözden geçirmelisiniz. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum, uzun yol, sabır ve enerjisini doğru kullanma işi. Kim enerjisini daha çok kullanırsa o daha az yorularak gideceği mesafeye gidebilir. Son olarak yanınıza alacağınız diğer malzemelerden bahsetmek istiyorum. Onu unutmuştum, bak şimdi hemen söyleyeyim. 1. Eğer tubeless bir lastiğiniz varsa bir tane lastik şişirme kiti. Bu ufak olanlar satılıyor. Hemen arka çantada, şurada bak benim burada duruyor. Küçük bir tane ufacık bir şey.
çok yer kaplamıyor ama oldu da otobanın kenarında, dağın başında bir yerde benim lastiğim patlarsa beni ilk lastikçi atacak bir şey bu. Bence hayati de bir şey. Birkaç tane cırt, yine hayat kurtaran şeylerden bir tanesi. Sağa solu sallanan, kopan bir şey olabilir. Evet. Biri 40'la gidiyor, öbürü 41'le gidiyor. Birbirlerini sollamaya çalışıyorlar. Böyle de bir durum var. Hadi abim. Evet. Rahatlığa bak. Neyse, ne diyorduk? Lastik şişirme kiti diyorduk. Bunun yanına kesinlikle ama kesinlikle cırt alın. Sağa sola oynayan, şey yapan bir şeyler olabilir. Hemen bunu böyle cırtlarsın. Devam edersin. Çok da sağlam tutuyor. Duct tape dedik. Sigorta. Motosikletinizin sigortalarını iyi öğrenin. Kaç amper, kaç ne gerekiyor. Birkaç tane yanınızda bulundurun. Bir tane çakı gibi bir şey ben anahtarlığımda tutuyorum. Ucunda böyle pense var, bıçak var, makas var. Böyle ufak bir şey yine hayat kurtarabilir. Dağın başında kaldığınızda keşke bir tane ufak pensem olsa da şunu şuradan çekebilseydim, alsaydım diye çok aranırsınız. İşte tornavidanın mornavidanın olduğu bir avadanlık kutusu falan. Yine bunlar hayat kurtaran küçük şeyler. Bunlar para eden şeyler değil, küçük şeyler. Ama hayatınızı kurtarabilir. Çekici masrafından kurtarabilir. Dağın başında bir yerde kaldıysanız sizi en yakın köye kadar atabilir. Ya bunlar önemli şeyler. Sonuç olarak uzun yol enerjisini kim daha iyi kullanıyorsa, kim daha konsantre gidebiliyorsa, daha stabil gidebiliyorsa, yol hakkında daha çok bilgiye ve hazırlığa sahipse onu daha önce bitirdiği bir maraton gibi düşünebiliriz. Buna hazırlık yapmak çok önemli. Gittiğiniz yerde lanet okumak istemiyorsanız ona daha uygun bir motosiklet veya daha uygun kıyafetler seçmeniz gerekiyor. Benim yol notlarım bu kadardı. Eğer sizin de benim başıma şöyle bir şey geldi, İşte şunu alsaydım şöyle olurdu, bunu yapsaydım daha iyi olurdu gibi anılarınız, tecrübeleriniz veya sadece paylaşmak istediğiniz bilgileriniz varsa bunları altta mutlaka paylaşmanızı istiyorum. Çünkü hem bana hem de diğer motosiklet süren kardeşlerimize, motosikletçi kardeşlerimize bunun çok yararı oluyor. Altta yorumlarınızı görmeyi bekliyorum. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.